Türkiye'nin kilitlendiği derbide 20 yıl sonra bir ilk yaşandı. Galatasaray Fenerbahçe'yi evinde 3-1 mağlup etti. Ortalık karıştı. Başkan Ali Koç tribünden atlayıp soyunma odasına gitti. Sarı lacivertli taraftar öfkesini takım otobüsünden çıkardı. Yıl sonra bir ilk yaşandı. Derbinin sonunda Şükrü Saraçoğlu stadında kazanan Galatasaray oldu. Bir yanda coşku, bir yanda taşlı protesto vardı. Aha, oğlum çok felaket otobüsüne çıkıyorlar. Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Ama yenilgi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı. Derbiden hemen sonra tribünler karıştı. Başkan Ali Koç taraftarla karşı karşıya geldi. Tansiyon yükselince tribünlerden atlayarak soyunma odasına indi. Orada da tepkiyle karşılaştı. Samandıra Cambartu tesislerinde de gerginlik yaşandı. Sarı lacivertli taraftarlar takım otobüsüne taş, şişe, yumurta attı. Aha oğlum çok felaket otobüsüne çıkıyorlar. Başkan Ali Koç'la teknik direktör Ersun Yanal'a istifa çağrısı yapıldı. Diğer yandaysa 20 yıldır bu galibiyeti bekleyen Galatasaray taraftarının sevinci vardı. Galatasaraylı futbolcular Florya'daki Metin Oktay tesislerinde tezahüratlarla, meşalelerle şampiyon gibi karşılandı. Kimi gözyaşlarına boğuldu, kimi derbinin skorunu vücuduna yazdı. Kimileri de Galatasaray bayrağı üzerinde iki rekat şükür namazı kıldı.